Merhaba, iyi günler. İlk telaffuz edildiği zamanlar ciddiye almadığım bir iddia bu. Başta çıkarttığım Doğu Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın müttefiki, onunla ittifak halinde olduğu iddiası. Ama giderek iyice yayıldı. Aslında burada Doğu Perinçek bir şahıs ama esas olarak burada kastedilen Avrasyacılar diye tabir edilen bir kesim var. Kim olduklarını tam bilmiyoruz. İşte Vatan Partisi'nde varlar, orduda oldukları söyleniyor, başka yerlerde de belki vardır. Böyle bir ittifak dillendiriliyor. İttifakın bir diğer ayağında da tabii ki MHP, daha doğrusu Devlet Bahçeli var. Devlet Bahçeli'nin müttefik olduğu, Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğu çok net. Ama Devlet Bahçeli'nin de bir iktidar ortağı olduğu bence tartışmalı. Bahçeli'nin iktidar ortağı olduğu tartışmalıyken Doğu Perinçek'in iktidar ortağı olduğunu söylemek bence fazlasıyla abartılı. Ama yine de bu yayında birazcık bunu neden böyle düşündüğümü anlatmak istiyorum. Çünkü son dönemde peş peşe gelen olaylar, Rusya'dan S-400 alınma süreci, Suriye'de Astana zirvesiyle beraber başlayan Türkiye, İran-Rusya işbirliği ki bu işbirliğin bir ayağında tabii ki Şam yönetimi de var. Olaylar, bu tür olaylar çok ciddi bir şekilde bunu gündeme getirdi. En son Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yaşanan tutuklamaların ardından gelen vize krizi. Şimdi vize kriziyle Doğu Perinçek'in ne alakası var? Bence pek bir alakası yok. Yani bakıldığı zaman, dışarıdan bakıldığı zaman. Ama anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri içerisinde, dış işlerinde ve krizin Amerika tarafında hükümetin bu tür uygulamaları Avrasyacı bir perspektifle geliştirdiği yolunda düşünceler var. Bu düşünceler şundan kaynaklanıyor tabii. Birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde sadece ve sadece Erdoğan'dan ibaret bir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sadece ve sadece Erdoğan'dan ibaret bir parti olarak görmek insanlara biraz kolay gelmiyor. Özellikle yabancılara kolay gelmiyor. İlla ki bu partinin içerisinde birileri vardır, bir takım kanatlar vardır diye bir akıl yürütme yapılıyor. Ve bu akıl yürütmenin bir yerinde de Avrasyacılık çıkıyor karşımıza. Ama sorduğunuz zaman AK Parti içerisinde Avrasyacı kimdir, kim olabilir diye sorduğunuz zaman size herhangi bir isim telaffuz etme imkanları olmuyor. Ama hep böyle bir olay var. İkincisi de AK Parti içerisinde olmasa bile Tayyip Erdoğan 2002 sonundan itibaren hep birileriyle ittifak halinde olduğu için, hep birileriyle iktidarını paylaştığı için, böyle bir gelenekle yürüdüğü için bu sefer de kendisine illaki bir paydaş aranıyor ve paydaş diye ortada olabilecek görünen yegane unsurlar da Avrasyacılar olarak gözüküyor. Ve oradan bir iktidar ortaklığı devşirilmek isteniyor, yaratılmak isteniyor. Ve tabii ki bu yaratılırken de ilk akla gelen isimlerden birisi Doğu Perinçek oluyor. Bunu çok önemsediğim insanların da benzer görüşlere sahip olduğunu görüyorum ve tartışmalarımızda da bir sonuca varamadığımızı görüyorum. Bence bunların hiçbir şekilde astarı yok. Böyle bir ittifak yok. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Tayyip Erdoğan birileriyle ittifak yapıyor görüntüsü içerisine girebilir. Birileri de Tayyip Erdoğan'la ittifak içerisinde olduklarını düşünebilir, buna inanabilir. Ve bunun üzerinden kendisine bir alan açmaya çalışabilir. Ama Erdoğan'ın belli bir aşamadan sonra, son birkaç yıldır herhangi bir grupla, şahısla ve hatta hele grupla, partiyle, akımla bir iktidar paylaşması diye bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Zaten Erdoğan'ın en büyük sorununun da bu olduğu kanısındayım. Erdoğan'ın krizinin, reisin krizinin esas temel nedeninin iktidarını kimseyle paylaşmaya yanaşmaması olduğunu düşünüyorum. Bazıları da Erdoğan'ın krizini, iktidarını Avrasyacılarla paylaşıyor olmakla anlatmaya çalışıyorlar. Bence yanlış yapıyorlar. Bazıları bunu yaparken tabii ki yanlış okumalarla, bazı hususları abartarak, hak etmediği kadar önem atfederek yapıyor.
Bazıları da bilerek böyle bir şey yapıyor, çarpıtıyor. Bunun başında da tabii Türkiye'deki birçok kötülükte karşımıza çıkan o artık Yeşilçam'ın kötü aktörlerine döndü. Fethullahçılar var. Uzun bir süredir Fethullahçılar bize ve Batı kamuoyuna Erdoğan'ın Perinçek'le ve benzeri insanlarla, Ergenekoncularla kol kola olduğunu söylüyorlar ve böylece onlarla birlikte Türkiye'de demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri rafa kaldırmakta olduğunu söylüyorlar. Cümlenin ikinci kısmı doğruluk payı içeriyor ama birinci kısmının bilerek yapılmış bir dezenformasyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi Doğu Perinçek açıkçası hakkında çok fazla konuşmak istemediğim birisi. Çünkü çok yakından bildiğim bir hareket. Çok eskiden beri bildiğim bir hareket. Ve üzerine aslında çok konuşma ihtiyacı da olmayan bir hareket. Onun için mümkün olduğu kadar kısaca bahsedeceğim. Kişisel bir anımla başlayayım. Galatasaray Lisesi'nde okurken, ortaokul öğrencisiyken, sola yatkın ya da kendini solcu hisseden birisiyken ilk karşıma çıkan hareketlerden birisi Doğu Perinçek'in o zamanlarki hareketiydi. Halkın Sesi diye bir haftalık gazeteleri vardı ve bizim okula giderken Taksim Meydanı'ndan Beyoğlu'nun girişinde oradaki önünde genellikle satılırdı girişte. Orada kitapçılar vardı ve Halkın Sesi de orada satılırdı. İlk defa hayatımda Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu Halkın Sesi sayesinde öğrendiğimi çok iyi hatırlıyorum. Halkın Sesi'nin o tarihteki ki yıl yanılmıyorsam 75 ya da 76 olsa gerek, benim 13-14 yaşında olduğum bir tarihte, Halkın Sesi'nin oradaki pozisyonu çok açık ve net bir şekilde Kürtlerden yanaydı. Böyle bir sorunun olduğunu onlardan öğrenmiştim. Teşekkür ediyorum böyle bir sorunu öğrettikleri için. Ama şimdi geldikleri noktada Kürtlere karşı tutumlarının ne olduğunu herkes biliyor. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Doğu Perinçek, Türkiye'de çok eskiden beri siyaset yapan, 60'lı yıllardan itibaren siyaset yapan birisi, hep lider pozisyonda olmuş birisi, yasa dışı, yasal, yarı yasal partilerde yer almış birisi, bayağı bir hapis yatmış birisi. Ben onu şöyle özetliyorum, katılan olur mu bilmiyorum. Doğru zamanlarda yanlış tercihler yapmış birisi olarak Türk siyasetinde yer almış birisi. Partilerinin alabildiği oylar belli. Ama hep kendilerini etkili kılmaya çalışıyorlar ve etkili kılmalarında da büyük ölçüde bir medyayı kullanarak, ikincisi de devletin içerisinde bazı ilişkilerle bunu yapmaya çalışıyorlar. Zaman zaman Türkiye'de yayınları üzerinden, devlet içerisinden edindikleri belgeleri yayınlayarak dönem dönem Türkiye'de etkili oldukları doğru. Ama bir süredir bunu çok fazla yapabildiklerini söylenemez. Doğu Perinçek'in Erdoğan zamanında hapse girdiğini biliyoruz. Sadece o değil, arkadaşlarının da Ergenekon'dan hapse girdiğini biliyoruz. Ve onlar şimdi faturayı sadece Fethullahçılara keserek, yani AK Parti iktidarının ve Erdoğan'ın bundaki rolünü yok sayarak ya da önemsemeyerek şu anda bir ittifak arayışındalar. Ancak onlar ne kadar ararsa arasın Erdoğan'ın o ve benzeri kişilerle bir ittifak arayışı içerisinde olduğunu sanmıyorum. Tabii ki onların kendisi hakkında ve icraatları hakkında iyi şeyler söylemesinden rahatsız olmuyordur. Arada sırada kendilerini ittifak içerisinde göstermelerinden de rahatsız olmuyordur. Ancak Erdoğan bir süredir, demin de söylediğim gibi, kimseyle ittifak arayışında değil. Eğer birileriyle ittifak yapacak olursa o da sanıyorum Avrasyacılar olmayacaktır. Burada uzun bir süredir dile getirmeye çalıştığım bir şey var. Erdoğan'ın sorunu ve dolayısıyla Türkiye'de siyasi iktidarın sorunu yanlış tercih yapmış olmak, kendini ve Türkiye'yi yanlış bir kulvara sokmuş olması değil. Sorun, esas olarak sorun, artık bir vizyonu kalmaması sorunu. Yani Avrasyacı bir perspektife sahip olur, biliriz, Avrasyacılık içerisindedir ve Avrasyacı perspektifin üzerinden tartışabiliriz. Ama böyle bir perspektif yok. Kimi zaman Avrasyacı, kimi zaman tekrar NATO'cu, kimi zaman şucu, kimi zaman bucu. Şu anda bakıyoruz mesela ne yaşanıyor? Kerkük'te olanlara
Haçlı Şabi bir ay öncesine kadar DAEŞ'le ya da Erdoğan'ın deyimiyle DAEŞ'la ki IŞİD'le eşdeğer düzeyde bir terörist örgütü olarak tanımlanan Haçlı Şabi milislerinin bugün Irak ordusuyla beraber Kerkük'e ve Şengal'e girmesine ses çıkarılmıyor, tam tersine takdir ediliyor. Ve MGK kararında Irak ordusunun, Irak yönetiminin, Bağdat yönetiminin her kararının desteklediklerini söylüyorlar ki yakın bir zamana kadar Irak Başbakanı'na Erdoğan'ın ettiklerini, söylediklerini hepimiz biliyoruz. Kürt, bölgesel Kürt yönetimiyle ve özellikle Barzani ile çok yakın stratejik ortaklık içerisinde olduğunu biliyoruz. Burada yapılan bir strateji değişikliği değil ya da Suriye'de yapılan bir strateji değişikliği değil. Kerkük'te şu anda Kerkük'ün Kürtlerden alınıp tekrardan Bağdat'ın ama esas olarak tabii ki bir şekilde Haçlı Şabi'nin orada bulunmasından da net olarak görülüyor. İran'ın nüfuz alanına dahil edilmesinin Türkiye'nin stratejik çıkarlarıyla çok birebir örtüştüğünü söylemek mümkün değil. Ama Türkiye artık bir süredir böyle savrulmalarla giden bir ülke. Yani siz şimdi şu anda Suriye'de yaşananları, Irak'ta yaşananları, S-400 tartışmalarını şöyle bir akıl yürütmeyle değerlendirebilirsiniz. Erdoğan artık gönlünü doğuya çeviriyor, Rusya'ya çeviriyor ve buna bağlı olarak da şunu şunu yapıyor ve Türkiye artık yörüngesi böyle oldu. Ve dolayısıyla burada Perinçek, kimi zaman Bahçeli, kimi zaman bir başkası bir aktör olarak karşınıza çıkabilir. Ama benim görüşüme göre böyle bir tercih yok. Böyle bir strateji değişikliği tercihi yok. Bir savrulma var. Savrulmanın bir anında Doğu Perinçek'le, bir başka anında Bahçeli'yle, bir öteki anında Trump'la vesaireyle yan yana gözüküyor olabilir. Ama sonuç olarak baktığımız zaman Türkiye'nin temel meselesi özellikle dış politikada öngörülebilir bir ülke olmaktan çıkmasıdır. Erdoğan'ın Türkiye'yi 15 yıldır neredeyse tek başına yöneten AK Parti ve esas olarak da Erdoğan'ın böyle bir kariyer içerisinden gelip siyasi olarak toplumsal karşılığı ciddi olarak olmayan bir takım hareketlerle ve kişilerle ki buna artık bir süredir Bahçeli'nin lideri olduğu MHP de eklenmiş durumda ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bir arayış içerisine girecek olsa, bir şekilde yaşadığı sorunları aşmak için bir takım partnerlere, paydaşlara ihtiyaç duyacak olsa başka yerlerde arayacaktır bunu. Ama şu anda onun tek başına kalmasını tam olarak kavrayamayan, anlayamayan ya da anlam veremeyen insanlar, kişiler, odaklar, özellikle yurt dışında buraya bir takım anlamlar yüklemeye çalışıyorlar ve o zorlama anlam yüklemeler içerisinde bir yerinde Doğu Perinçek bir anlamıyla Devlet Bahçeli vesaire geliyor. Dikkat edin, Bahçeli'nin Erdoğan'la yan yana durması çok daha açık ve net. Daha bugün yaptığı konuşmada çok ilginç. Ne yaptı? Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu ve Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Yani Ahmet Davutoğlu'na ne dedi? Kerkük konusunda söylediklerin hükümetin yaptıklarına ters düşüyor. Sen ne konuşuyorsun? Dedi. Bu kadar açık bir şekilde yaptı. Ama Erdoğan'ın müttefikleri ya da iktidar ortağı olarak sayılan ilk isim Bahçeli olmuyor. Çünkü Doğu Perinçek'in bir geçmişinin verdiği bir takım sembolik anlamlar kullanılmak isteniyor. Bir diğer noktada tabii şu, en önemlilerinden birisi bu. Ordu meselesi. Ordu'da bir Avrasyacı kanadın olduğu, güçlü bir Avrasyacı kanadın olduğu, bunların Perinçek ve benzeri çevrelerle yoğun ilişki içerisinde olduğu ve Erdoğan'ın da onlarla, ordu içerisindeki Avrasyacı kanatla işbirliği yaptığı yolundaki analizler, ki analizi burada tırnak için almak isterim, genellikle yurt dışında çok sık yapılmaya başlandı. Açıkçası bu konuyu hiç katılmıyorum. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra
ordunun bir gücü kaldığını hiçbir şekilde düşünmüyorum. 15 Temmuz öncesindeki gücü de büyük ölçüde anlaşılıyor ki Fethullahçıların yarattığı bir şeymiş. Onların tasfiyesinden sonra ve onların yarattığı o büyük tahribattan sonra ve orduya kamuoyunun bakışındaki çok büyük kırılmayla beraber ordunun artık Türkiye'de herhangi bir siyasi anlamda herhangi bir etkisi olacağını sanmıyorum. Burada yok deniz kuvvetlerinde şunlar var, hava kuvvetlerinde bunlar var şeklinde yapılan bir takım spekülasyonların çok bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Ordunun büyük ölçüde değil, tamamıyla Erdoğan'ın kontrolü de olduğunu düşünüyorum. Devlette bir Avrasyacı ya da başka bir şeyci ya da başka bir tarikatçı, özellikle zikredilen biliyorsunuz Menzil tarikatı kastediliyor daha çok, gibi bir takım iktidar odakları oldu ve Erdoğan'ın bunlarla bir takım iktidar paylaşımlarına gitmek durumunda kaldığı yolundaki analizlerin benim gözümde hepsinin değeri açıkçası sıfır. Ben böyle düşünüyorum. Bakalım. Yani böyle bir düşünüyorum dediğimde şöyle de bir sorun var tabii. Onu da söylemek lazım. Avrasyacı, Doğu Perinçek ittifakı vesaire diyenler size bir yığın kendilerince somut kanıtlar gösteriyorlar ki bu somut kanıtların hiçbirisi bence somut kanıt değil. Benim yaptığım böyle bir kanıt manıt göstermek değil. Ben sadece bir bu hareketi uzun süredir ve Erdoğan'ı uzun süredir takip etmeye çalışan bir gazeteci olarak gözlemlerimden hareketle düşüncelerimi dile getiriyorum. Erdoğan'ın kimseyle iktidarını paylaştığı yok, paylaşacağı da yok. Paylaşmıyor olmasının da kendisini krize soktuğunu, paylaşmayacak olmasının da bu krizin artık giderek daha da derinleşeceğini gösterdiğini düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.